Efendim 45 ne oldu şimdi? Nazmiye Hanım 45 yaşında mı oldu? Dün 43'tü. 2 yaş büyütmüş. 45 yaşında mıymış hanımefendim? 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu. Oo, efendim valla dün bu konuyu işlemeye başladık biliyorsunuz. Bir hatırlayalım. Şimdi elimizde elimizde diyeceğim yani hani 3 erkek ve onlarca olay var. Hepsi de böyle maddi olaylar. Hanımefendi kayıp. Ama bugün stüdyoda onun çok yakın bir arkadaşı da olacak. Bir hanım arkadaşı da olacak. O da anlatıyor. Röportajlar yaptık. Herkes aynı fikirde. Bu hanımefendinin kendisinin gitmesi gibi bir şey söz konusu bile değil diyor. Herkes aynı fikirde. Zaten kaçıp gitmesi için bir nedeni de yok. Yok. O yüzden biri bu kadının başına bir şey getirmiş. Ya şu anda bir yerde hani çıkamıyor, kendisini ifade edemiyor. Ya da hayatta değil. Biz de öyle düşünüyoruz zaten. Yani ne yazık ki ailesi hayatta olmadığını düşünüyor. Evet. Fakat hiç bir şey yok. İpucu hani neredeydi de oradaydı da buradaydı da falan gibi. Hani kaçırıldı da hani dediğiniz gibi ifade edemiyor oluşunu da düşünüyoruz. Yani iyimser tarafındayız da biraz da. Tabii insan iyi düşünmek istiyor. Evet yani biraz ama bayağı da oldu. Gerçi İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. Yani İstanbul Emniyeti konuyla ilgileniyor. Şunu söyleyeyim biz de baktık. Hanımefendinin yaşadığı sitede güvenlik kameraları var. Fakat 15 günlük güvenlik kameraları olduğu için silin. Ne yazık ki yani siteden böyle girişiyle çıkışıyla ilgili bir görüntü elde edemedik. 15 günlük güvenlik kamerasıymış. Bir şey olmuş olmalı. Ya da kadın kendi ayağıyla gitti birine. Biz şu anda bilemiyoruz. Şimdi herkesin anlattığı kadarını biliyoruz. İkinci eş diyor ki çocuğuna uçak bileti almıştı. Ben onu uçağa bindirecektim, karşılayacaktı. Görüştünüz mü bu arada? Görüşmedik. İkinci eş, ilk eşle ilgili şikayette bulunuyor. Ama sonra komşulardan, az sonra da izleyeceksiniz, öğreniyoruz ki ikinci eş de aslında kızının babası da şiddet uygulamış. Bu iddialar da var. Belgeler de var. Müracaatlar iddialardan var. Önce belgeler de var. İlk eşle arasında, oğlunun babasıyla arasında oturduğunuz evde terk edin. O ev benim, çıkın davaları var. Ve bir tane de sevgili bulduk biliyorsunuz Zonguldak'tan. Sevgili de bir kömür ocağına işte yatırım yapacaktı. Çok tutkuluydu. Ben zaten evliyim. Onun o tutkusundan rahatsız oldum. Ayrılmak istedim. Hatta engelledim onu diyor. Ama en son görüşenlerden biri yine o. Yani nereden bakarsanız bakın. Dediğim gibi elimizde 3 erkek ve onlarca olay var aslında. Bunlar da bildiklerimiz. Evet. En son Zonguldak'ta görüştüğü kişi... Ben onunla görüşmüyorum, ayrıldım diyorsa acaba dördüncü bir kişi de hayatına girmiş olabilir mi? Henüz ondan habersiziz. Şimdi bir hatırlayalım, konuğumuzu da alalım. Hanımefendiyi de alalım. Röportajlarımız var. Haber koordinatörümüz Gökhan Bektaş Zonguldak'ta. Yanında Yüksel var. Şimdi şurada karışıklık yaşamayalım. İlk eşinin adı da Yüksel. Üçüncü sevgili, yani üçüncü erkeğin sevgilinin adı da Yüksel. Biz şu anda Zonguldak'ta bu kömür işi yapacaktık denen sevgilinin yanındayız. Dün bize röportaj da yaptı. Atay Bey sen dün telefonunu hiç açmamışsın hayatım. Sonra sabah şimdi mesaj atmışsın ben Müge Hanım'la özel konuşmak istiyorum falan diye. Ama telefonunu aç ki sana ulaşalım. Çünkü asıl bu hanımefendinin kayıp olduğunu ortaya çıkaran sensin. İlk eşiyle problemleri olduğuna dair mahkemeye başvuran sensin. Şimdi neredesin? Bir de ortak bir kızınız var. Yüksel Bey sen hala oğlusun bir de. Yani yabancı ile evlenmesin diye aile dün laf arasında da geçirdi. Yani sen ailenin en yakınısın. Sen kayıp olan kadının hala oğlusun da burada kardeşlerinin hala oğlu değil misin? Evet. Sen neredesin? Biz Nazmiye diyoruz ama isterseniz Nazmiye demeyelim değil mi? Yasemin. Yani herkes evet, Yasemin herkes diye bahsediyor. İsterseniz onları da öyle değiştirin. Altyazıyı da yani belki tanınması ve bulunması evet. açısından... Bilgi alınması açısından da daha iyi olur diye düşünüyorum. Nazmiye de kullanılıyor esasında. Hani gel kişi resmi bazen... olarak Nazmiye. Vallahi evet resmi ki... olarak Nazmiye ama galiba değil mi efendim siz de hoş geldiniz. Hoş Yasemin bulduk, diye biliyorsunuz. Evet. Siz Yasemin Hanım'la ne kadar arkadaşlık ettiniz? 2010 yılında tanıştık biz. Aynı binadan ben girişi almıştım. Onlar da üst katta bir daire almıştı. Biz o 2010'da tanıştık. Mart ayıydı. Yine. Ne kadar beraber oldunuz yani ne kadar orada komşuluk ettiniz? Biz uzun süre yani hiç kopmadık. Bir ara işte yine benden bir borç almıştı bir ara.
Zamanında ödemedi. Ben de sıkıntılı bir dönemimdi ama o tapuya gidecekti. O Sayıyoruz Kuşu'ndaki daireyi almak için tapuya gidecekti. Eksiği varmış. Benden rica etti. Ben de o işini görsün diye ama sıkışık olduğumu, hani yakın bir tarihte vermesi gerektiğini söylediğimde kabul etti ama vermedi. Ondan aramızda bir soğukluk oldu. Görüşmedim çünkü çok kırıldım. Hani bana böyle bir şey yapmasını. Yani son bir buçuk senedir sizle görüşmüyorsunuz. Yok, sonra tekrar biz görüştük. Ne kadar zaman, yani en son ne zaman gördünüz siz hanımefendi? En son 2015. Hayır, bakın. 2010'da tanıştık, 5 yıl arkadaşlığımız devam etti. Tamam. 2015 yılında biz bir kırgınlığı yaşadık ve görüşmedim ben bir süre. Tamam. O arasa da cevap vermedim. Daha sonra ben taşındım İstanbul'dan. Taşındıktan sonra tekrar 2016'da irtibata geçtik. Tekrar görüştük ve geldiğinde mutlaka ablacığım bana gel, senin ben de... Ya ben en son ne zaman görüştüğünüzü merak ediyorum. 2017'de efendim. 2017'de. Mart ayıydı, evet. 2017 evet. Mart'a kadar siz gene görüşmeye devam ettiniz, evet, yani evet. Bilgileriniz o zamana tabii, kadar. Evet. Şimdi siz gelmeden önce biz bir röportaj yaptık, ben teşekkür ediyorum. Aslında komşularla da konuşunca şunu görüyoruz. Bu kadın çok şiddete maruz kalmış. Evet ve çok yalnız kaldı. Ailesi de onu çok yalnız bıraktı. Hiç arayıp sormadılar. Evine gidip gelmediler. Kendi ablası burada, abisi de burada. Söyleyebilir. Ben hani yalan mı söylüyorum, doğru mudur? Doğru. O kadın çok yalnız kaldı. Sahipsiz kaldı. Kimse onu anlamadı. Yani sanırım halasının oğluyla evliyken gidip Atay'a aşık olup kaçmasından dolayı aile aslında... Bir de Atay'ın dövüyor olması, biz ona bir onun dövüyor olmasını ama, onu bırakamıyordu. Tehditler de alıyordu bırakırsa eğer. Biz de onun evine hatta bir kere dövüyordu. Ondan sonra Yasemin'e, Nazmiye işte Yüksel Yağcı'yı arıyor. Beni kurtar diyor. Atay beni öldürüyor diyor. İlk kocasını mı arıyor? Evet. Onu arıyor, beni kurtar diyor. Yüksel yeğenim, halamın oğlu bizleri aradı. Ondan sonra ben, eşim, ondan sonra bu büyük ablamın oğlu falan toplandık. Yani. Toplandık, onu kurtarmaya gittik. Kurtardınız mı? Kocasından kurtarmaya gittik. Karakolda, ondan ilk defa karakola gittik o sebepten. Kurtardık, orada ondan şikayetçi ol dedik ve olmadı. Siz de ondan da küstünüz. İşte. Aile. Kurtarmaya gitti dedi. Aile. Ailesi efendim? Gidiyor. Aile de kim kurtarmaya gitti? Dedim işte Yüksel Yağcı gitti. Birinci eşini çağırıyor. Beni kurtar diye çağırıyor. Müge Yüksel Hanım. Yağcı bizi çağırıyor. Biz beraber ailecek. Peki şimdi ben sizin bir röportajınızı izlemek istiyorum. Orada değerli toplu onun üzerine konuşacağız çünkü. Şimdi beyefendiler de bizi izliyorlar. Gökhan da Zonguldak'ta. Onu da ekranda görüyorsunuz. Şimdi Zonguldak'ta yani enteresan bir şekilde bir tek en son görüştüğü Yüksel ve yayında diğer çocuklarının babaları onları bekliyor. Ben özellikle mesela hala oğlunun... Yani bu sevgili Yüksel. Bu sevgili koca Yüksel, Yüksel değil. Koca Yüksel zaten aynı zamanda hala oğlu. Evet. Oğlunun babası. O dedi ki Müge Hanım, ben dedi eğer dedi bağlanırlarsa dedi konuşurum dedi. Bağlanırsa konuşuruz da bir de çok uzun uzun anlatıyor. Bak ben size söylüyorum, ne olursunuz kısa kısa anlatın yani böyle. Toplandık gittik. Yani bu toplandık gittik. Anladım. Şikayetçi olmasını istedi, olmadı. Ne oluyor, siz de kırılıyorsunuz tabii yani. Korkudan olmadığını söylüyordu. Seviyorum diyordu. Biz de yani o konuda biz de hani ona karşı düşünüyorduk. Hani karşıydık. Hani o kişiyle beraberliğinden dolayı. Ama sonuç itibariyle yalnız kaldı. Bakın hanımefendi neler anlatıyor bir izleyelim. Bakın kimler kadına nasıl şiddet uygulamış. Nazmiye Hanım'ı nereden tanıyorsunuz? 2010 yılında aynı binadan daire aldık ikimiz de. O şekilde tanıştık. Dairelerinden sürekli kavga sesleri geliyordu. Hatta birkaç sefer kapılarına çıktım. Konuştu. Atay'la çok büyük sorunları olduğu, birlikte şirketleri olduğu, Atay'ın onu para için dövdüğünü ve çok kötü şeyler yaşadığını, Yüksel Bey'le evliyken tanıştıklarını, gizli gizli buluştuklarını, daha sonra eşinin de bunu hissettiğini ve eşine birebir söylediğini, boşanmak istediğini
istediğini ve artık bir sevdiği olduğunu söylemiş. Bana çalışmadığını ve sürekli Kastamonu'da olduğunu, tabii bundan dolayı da Yasemin Hanım boşluğa düşüyor ve bir türlü sıkıntılar çekiyor. Sürekli o çalışıyor. Her şeyi o karşılıyor. O evi yaptırmışlar. Ablasının eşinden 35 milyar borç para alıyorlar Atay'la birlikte. Şirketi kuruyorlar. Yine hırdavat üstüne. Ve burada daha sonra Şefika oluyor. Bu arada da dayaklar, şiddetler devam ediyor. Psikolojisi tamamen bozulmuştu. Yani bir gün ağlayarak geldi. Dedim ne oldu, yine mi dövdü seni dedim. Daireyi sattık ya dedi. 80 milyarı dedi kumara vermiş dedi. Ve dedi gitmiş benim babam kanser hastası deyip firmalardan para toplamış ve bunları da kumara basmış. Bunu bizzat bana Nazmi kendisi söyledi. Bir gece yine Atay Bey çok içmiş bir vaziyette. Eve geliyor, üstünde yüklü miktarda bir altın varmış. Ve geliyor Atay Bey, sızıp kalıyor. O altınları hepsini aldım, gardırobun arkasına attım. Çok korktum sabah anlarsa, işte dövüp konuşturursa diye diyor. Sabah kalkıyor Atay Bey, altınları arıyor, bulamıyor. Nazmi Hanım'a soruyor. Nazmi Hanım da diyor ki sen o kadar içmiştin ki önünü göremiyordun. Ben altın falan görmedim. Sen boş geldin. Dedim inandı bana dedi bana. Ama dedi hala korkuyorum ya anlarsa, yine işte beni döverse falan dedim diyor kendi kendine. Altınlar kime ait? Birlikte yaşadığı Balayan'a aitmiş. Nazmi Hanım'ın oğlu Serhat'la arası nasıldı? İyi değildi. Çocuğu ona karşı çok kırgındı. Çünkü çok küçük yaşta onu bırakıp gitmişti. Peki Nazmi Hanım'ın kızıyla ilişkisi nasıldı? Çok iyiydi. O onun her şeyiydi. Hafta sonları Şefika'yı babasına gönderiyordu. Yüksel Bey'le görüşebilmek için. Yüksel Bey şimdiki oturmuş olduğu daireye çok rahat girip çıkıyordu. Nazmi Hanım eski... Ben mesela şunu anlayamadım. Bu Şefika'nın babası Marmaris'te yaşamıyor mu? Hayır. O zaman Kadıköy'de. İstanbul'daydı. Kadıköy'deydi, evet. Şu anda? O zaman İstanbul'daydı. Birlikte olduğu bayan güzellik uzmanı, kuaförü salonu vardı. Atay Bey kasada oturuyordu. O şekilde çalışıyorlardı. Onunla da gayri resmi yani birliktelikleri aynı var. Aynı anda hem Yasemin Hanım'la... Hayır. Ya hayır hayır. Hem aynı başka anda bir bayan. Ayrıldıktan sonra. Tamam. İlk bir bayan oluyor. Ayrıldıktan sonra diyor ya, hafta sonu kızını babasına gönderiyordu. O da şeyle buluşuyor. Çok sonra ama bunlar Müge Hanım. Anladım. Evet. Ama Yasemin Hanım evliyken başka birisiyle, yani Yüksel Bey'le. Hayır. Ama öyle diyor. Bakın konuşmasında. O ilk başta. Şöyle söyleyeyim. Bir daha anlatayım. Evet. Yeni başlayınca böyle oluyor. İlk kocası aynı zamanda halasının oğlu olan Yüksel Bey. Yüksel evet. Bey'le beraberken Atay'a aşık oluyor. Evet. Tamam. Sonra Atay da evli o sırada. İkisi de boşanıyorlar. Sonra Atay Bey'le evleniyorlar. Atay Bey'le evlendikten sonra da kızları oluyor. Fakat işte o sırada diyor ki işte böyle böyle problemleri vardı. Bunlar tabii sizin iddiasıdır. Atay Bey'in cevap verme hakkı var. İşte evi sattı, evi parasını aldı, kumara yatırdı. İnsanlardan babam kanser diye para topladı. Bizi zor duruma bıraktı evet. Falan diye. Atay Bey'le ilgili şeyin hanımefendinin komşusuna anlattıklarını izledim. Evet. Bu kızın babası. Evet. O sırada boşanıyorlar Atay Bey'den. Ortak kızları var ya. Hanımefendi kızlarını Atay Bey'e bırakıp o sırada ikinci Yüksel sevgiliyle görüşüyormuş. Evet. Ama o zaman Yüksel Bey'le bayağı uzun bir süre görüşmüş olmaları lazım. 2016'da onlar memlekete gidiyor Yasemin. Orada karşılaşıyorlar. Onlar çocuklukta zaten bir flörtleri olmuş. Ablası bilir. Flörtleri olmuş. Belki öbür ablası, çünkü bayağı kalabalık ablası o var. O da bilmez. Ha. Flörtleri olmuş. Hatta ablasının biri ona demiş ki ya demiş uzak dur bundan falan demiş bu Yüksel Bey için. Sevmiyorlarmış çünkü onu. Bana anlattı bu. Ben onu tam bilemem. Sonra orada görünce boşlukta da kadıncağız yalnız da aşkı devreşiyor. Tekrar irtibata girişiyorlar, görüşüyorlar falan. Yani 2016 yılında tanıştıklarını evet, söylüyorsun. Efendim, evet. Anlatabildim mi? Evet. Yani sonrasında da şu anda ikinci eş Marmaris'te ya, ben nasıl hafta sonu Marmaris'te mi babasına gönderiyordu diye düşündüm ama o sırada Atay Bey Kadıköy'de diyorsun. Evet. Atay Bey peki yazlık için mi Marmaris'te, hep mi Marmaris'te? Artık orada oturuyor. Anladım. Dur bakalım.
Nazmi Hanım eski eşi Yüksel Bey'le olan ilişkisinden nasıl bahsederdi size? Çok iyi olduğunu, o bağırsa da onun ses çıkarmadığını, fiziksel olarak hiçbir şiddet uygulamadığını, onu üzmemeye çalıştığını, çalışmıyor ve sürekli Kastamonu'ya gidiyor. Sadece onun üzüldüğü sıkıntısı buydu. Facebook'ta paylaşılan bir fotoğraf var bir de. Saya yokuşundaki dairenin parasından resim çekip ve facaya atmıştır Yüksel Bey. Sen ne yapıyorsun diyor Nazmi Hanım. Saçmalıyorsun diyor. Hatta rengim benzim döndü dedi bana. Ya bu paraları alıp gidecek mi diye düşündüm dedi. Ne menfaati vardı da ta Zonguldak'tan koşa koşa geliyor. Niye Nazmi'ye ev satıyor? Başını dinlemek için bir yerlere gitmiştir diye düşünüyor musunuz siz? Asla. Şefikasız hiçbir yere gitmez. Giderse sevgilisiyle giderdi. Yüksel Bey'le giderdi. Çok akıllı bir kadındı. Her zaman temkinliydi. Ve öyle önüne gelen herkesle de sohbet etmezdi. Dost bildikleriyle, arkadaş bildikleriyle konuşurdu. Yok Elazığ'da gözükmüş. Başka bir sevgili mi yapmış? Böyle bir şey yok. Bu olamaz ya. O kadın böyle şıp sevdi değildi. Siz aslında arkadaşlar adına hayatından endişe ettiğinizi belirtmişsiniz. Aynen evet. Kesinlikle Müge Hanım, kesinlikle. Çünkü gitmez bir yere ya. Nereye gidecek o kadın? Nereye gidebilir ki? Soruyorum size, çocukları burada, evleri burada, nereye gidecek? Sevgilisi varsa sevgilisiyle giderdi yani. Ya kızıyla giderdi. Bir de bakın, şimdi ortada bir karışıklık var. İşte ev tahliye olayı falan. Bunların çok yakından tanıyorum. Birebir tanıyorum kendisini. Bu şahsı tanımıyorum. Ama bu şahısla telefonda kavgalarını, bu adamın bağırtılarını duydum ben. Oradayken. Yükselin. Evet. Sen de yüksel ekranı. Ha. Evet. Yani siz Atar Bey'le aynı apartmanda oturduğu için tanıyorsunuz. Tabii. Bu Zonguldak'taki beyefendiyle de kavgalarını, şeylerini telefon, biliyorsunuz. Şahit oldum. Evet, telefonda. Hatta ben Atar Bey'le olan adımı da kaçırdım. Mı? Yok. Özür dilerim. Şu anlamak için yok. Soruyorum. Yok yok. Atar Bey'le evliyken aynı apartmandalar. Daha sonra görüştükleri için de sevgili Yüksel Bey'le kavgalarına şahit evet, oluyor. Evet, öyle. Evet. Evet. Ve bana anlattı. Dedi sürekli benden para istiyor. Maden aç, büyütelim. Evet. Madeni büyütelim. İşte hep baskı yapıyor dedi. Dedim ki kızım dedim uzak dur. Bir erkek bir kadından para istiyorsa, senin sırtından bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, bu adam seni sevdiği için yanında değil. Sevdiği için aramıyor. Senin menfaati için arıyor. Seni kullanmak istiyor. Bunu yapma dedim, izin verme dedim. Biz bununla böyle konuşurken yine bu şahıs aradı. Ve tripler yaptı, telefonu kapattı, bağırdı. İyi o zaman sen ablanı dinle, onları dinle falan. İşte Müşerref abla bile kızdı bana dedi. Ben dün işte çok sinirlendim o şahsa. Ağzımdan kaçırdım canlı yayında telefonda konuşurken. Farkında değilim emin olun yani çok sinirlendim. Önemli değil. Ve bir tane de hatta... şöyle bir iddiada da bulundunuz. Hanımefendi gidiyor ev satıyor. Size aslında yani Zonguldak'taki beyefendiyle ilgili şikayeti o. Ben ev sattım, para aldım, fotoğrafını çekmiş, Facebook'a koymuş. Evet, bu nasıl diye. O fotoğraf da hatta elimizde. Şimdi bunları şimdi konuşuyoruz ki Zonguldak'taki ilgilenen beyefendi de... var mı? İlgilenen var mı? Zaten sevgiliyle Facebook'tan tanışıyorlar. Ama sevgili çocukluk arkadaşıylarmış. Facebook'tan tanışmıyorlar. Çocukluk arkadaşı. Hayır. Çocukken küçük bir flörtleri olmuş. Aynı mahallede büyümüşler. Ekranı versene Eylül Efendi. Sonra tesadüfen yani. Karşılaştıklarında bir Yüksel Bey demişti ki benim Facebook'ta numaramı veriyorum ben diye genel olarak 130 bin lira para var orada diye. Müge Hanım 130 evet. bin TL. Kenan Efendi evini satmış işte sevgilim de aldı bunu böyle arabada fotoğraf çekti kendi Facebook'una koydu. Hani böyle olur mu diye dert yanmış. Evet. Bunlar tabii iddialar. Şimdi Yüksel Bey yanıtlayacak. Yüksel Bey'in eşi de zaten Yüksel Bey'e kızmış. Haklı ama hanımefendi sen de hiç kendini üzme yani. Bırak. Kim ne hali varsa görsün artık yani yapacak bir şey yok. Hiç yok. Üzmeye değmiyor valla. Üzül üzül hasta oluyorsun anca. Hiç gerek yok yani üzülme sen de. Ama iddialar yani bu sevgiliyle ilgili iddialar bu. İlk kocayla ilgili problem ev problemi. İkinci kocayla ilgili problem yine para problemi. Üçüncü sevgiliyle ilgili problem de yine para problemi. Evet. Evet belki de yüklü. İyi ki de böyle hani bilmem ne holdinglerinin falan sahibi değilmiş kadıncağız. Yani üçünde de yine... Para, netice ev de olsa para. Müge Hanım, beyefendinin facesine bakarsanız geçmişte maden ocalıklarıyla ilgili bir paylaşım yok. Geçmiş tarihlerde.
Yasemin Hanım devreye girdikten sonra kömür satışları başlamıştır diye paylaşımlar var farkındaysanız. Dikkat ederseniz. Zaten araştırdığınızda bu ortaya çıkacaktır. Bu şahıs geçmişte ne iş yapıyor? Belki de maden ocaklarında şoförlük yapıyordu. Bilemem, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben varsayım olarak yani konuşuyorum. Yani siz diyorsunuz ki Yasemin Hanım'dan aldığı paralarla aslında bu kömür işine girdi. Ve sonrasında da ne oldu acaba? İşte ben görüşmediğim için bilemiyorum onu. Tamam, beyefendi evet. Dinledi. Şimdi Gökhan'la beraber bize cevaplarını verecek bir aradan sonra.